kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Geri Dönüşüm kitabını okuyacağım. Kitabımız 32 sayfadan oluşmaktadır. Ancak gördüğünüz gibi şu şekilde 12 sayfası etkinliklerle doludur. Bu yüzden kitap 20 sayfalık hikayedir. Yazarımız ise Celal Akbaş'tır. Şurada da gördüğünüz gibi. Hazırsanız şimdi kitabımızı okumaya geçelim. Durdum. Beni yavaşça alıp önüne çekti. Üzerime bir şeyler çizdi. Biraz sonra çizdiklerine baktı. Üff, hiç güzel olmadı. Beğenmedim. Dedikten sonra beni buruşturup çöp kovasına attı. Sonra arkadaşlarımdan bir tane daha alıp yine bir şeyler çizmeye başlamıştı. Onun üstüne çizdiklerini de beğenmedi. Onu da buruşturup çöpe doğru fırlattı. Sonra bir tane daha aldı. Bir tane daha. Derken birçoğunu da buruşturup attı. Kalkıp içeri gitti. Döndüğünde elinde mineralli su yazan bir şişe vardı. İçindeki suyu içti, şişeyi çöpe attı. Şimdi şişeyle yan yana duruyorduk. Acaba bize ne olacaktı? Halbuki ne güzel hayallerim vardı. Ben bir ağaçtım. Yemyeşil dallarım vardı. Dallarıma kuşlar konardı. Bir gün bizi kestiler. Kamyonlarla taşıdılar. Bir kağıt fabrikasına getirdiler. Burada küçük parçalara ayırdılar. Sonra bizden kağıt yaptılar. Kağıtları paketlediler. Bembeyaz kağıtlar olmuştu. Bir kırtasiyede birkaç hafta bekledik. En sonunda bizi çöpe atan çocuğun babası alıp evine getirdi. Ahmet Bey bir yazardı. Bizim üzerimize güzel hikayeler yazıyordu. Önümüzde duran kağıtlara çok güzel hikayeler yazmıştı. Bazen yazdığı hikayeleri seslice okurdu. Biz de dinlerdik. O kadar heyecanlılardı ki bir an önce sıra bize gelsin, üzerimize hikayeler yazılsın isterdik. Ancak hiç de beklemediğimiz bir anda Ahmet Bey'in çalışma odasına küçük oğlu girdi. Resim yapmayı pek severdi. Yaptığı bazı resimleri Ahmet Bey duvarlara asardı. Bu sefer resim yapmak isterken birçoğumuzu bulmuştu. Boşu boşuna karalayıp çöpe atmıştı. Hepimiz çok üzgündük. Şimdi üzgün bir halde çöpe gideceğiz. Zamanı bekliyorduk. Ahmet Bey içeri girmese bizim ufaklık tüm kağıtları bitirecekti. Oğlum kolay gelsin. Resim yapıyorsun galiba. Evet babacığım. Ancak bir türlü istediğim kediyi çizemedim. Bana yardım eder misin? Evet dedim. Ancak daha önemli bir sorunumuz var. Etrafı bakılırsa bunca kağıdı buruşturup atmışsın. Evet babacığım, onlara yaptığım kedileri hiç beğenmedim. Pekala, öncelikle bir kedi çizmeye çalışalım. Nasıl bir kedi hayal ediyorsun? Ahmet Bey oğluyla uzun uzun kedi çizmek için çalıştı. Galiba uzun uğraşlardan sonra güzel bir kedi çizmişlerdi. Şimdi sıra attığımız kağıtları toplamada. Eğer bu kağıtları toplamazsak etraf dağınık olur. Ben de rahat çalışamam. Peki babacığım, hepsini şimdi çöpe atıyorum. Sonra da onları diğer çöplerin yanına götürürüm. Bunları toplamamız güzel olacak. Ancak onları çöpe atamayız. Neden babacığım? Bunlar çöp değil mi? Hayır oğlum, bunlar çöp değil. Hem küçük çocuk hem de biraz şaşırmıştı. Biz çöp değilmişiz. Aramızda duran mineralli su şişesi sevinmişti. Ona boşuna sevinmemesini söyledik. Çöp olmayan biz kağıtları. Sen ise çöpe atılacaksın dedik. Ancak Ahmet Bey konuştukça bizim de şaşkınlığımız arttı. Sana göre çöp olan her şey başkasına göre çok değerli olabilir. Hele kağıt ve cam atıklar asla çöp değil derdi. Bizim cam şişenin havasını görmeliydiniz.
Meğer hepimiz ayrı ayrı toplanırsak yeniden temiz kağıt olarak kullanabilirmişiz. Cam şişeler eritilip tekrar doldurulur mu? İçeceklerin cam şişede satılması daha sağlıklıymış. Bu habere hepimiz çok sevindik. Küçük çocuk bizleri topladı. Bizleri evdeki diğer kağıtlarla beraber mahalledeki atık toplama kutularına götürdüler. Camlar, plastikler ve kağıtlar ayrı ayrı toplanıyormuş. Biz kağıt toplama kutusuna attılar. Burada kaldıkça yanımıza yeni kağıtlar, kartonlar da geldi. Eski gazete ve dergiler, okul kitapları kutuya doldurdu. Aramızda daha önce geri dönüşüme gelmiş olanlar da vardı. Bizim kadar heyecanlı değillerdi. Neler olacağını bilmiyorlardı. Bizleri önce bir kamyona yüklediler. Daha sonra bir fabrikaya getirdiler. Dev kazanlara dolduruldu. Üzerimize özel bir sıvı döküldü. Kazanlarda uzun süre bekledik. Artık kamu haline dönmüştük. Bizden tekrar kağıt yapmak için hazırlıklar başladı. Birkaç işlemden sonra tertemiz kağıtlar olmuştuk. Bizi yapan ustalar aralarında konuşurlarken duymuştum. Eğer bu kadar kağıt geri dönüştürülmemiş olsaydı onlarca harf kesilmek zorunda kalacakmış. Yeni defterler ve kitaplar için kağıt gerekiyormuş. İnsanlar kağıtları çöpe atmayıp geri dönüşüme koyarak her yıl binlerce ağacı kurtarıyormuş. Bunu duyduğuma çok sevinmiştim. Şimdi bir rulo şeklinde gelmiştik. Bir matbaadaydık. Gelip üzerimize yazılar ve resimler basılacakmış. Sıra bize gelince makinalara yerleştirildik. Sayfalarımıza çok güzel hikayeler basıldı. Hikayeler arasında rengarenk resimler vardı. Resimlerime bakılırsa ilkokul öğrencileri için eğlenceli hikayeler yer aldığı bir kitap olmalıydım. Artık bir kitapçının rafındaydım. Ben ve arkadaşlarım çok heyecanlıydık. Bir an evvel bizi alacak bir çocuk bekliyorduk. İçeri giren altın saçlı çocuğu görünce çok heyecanlandım. Acaba hangimiz alacaktı? Annesinin okuma yazmayı yeni öğrenmişti. Okuma yazmayı yeni öğrenenler için yazılmış bir kitap olduğumu için heyecanım daha da arttı. Çocuk beni eline aldığında kalbim duracak sandım. Kapağıma ve resimlerime baktı. Babasına beni gösterdi. Babacığım, bu kitabı alabilir miyiz? Elbette alabiliriz, dedi babası. Beni önce bir poşete koydular. Sonra sallama sallama çocuklarla beraber yürüdüm. Eve gelir gelmez beni çıkarıp okumaya başladı. Üzerimde yazan hikayeyi çok beğenmişti. Hiç ara vermeden hepsini okudu. Resimlerime uzun uzun baktı. Neredeyse her akşam yatmadan önce beni tekrar okuyordu. Üzerimde yazan hikayeyi ben de çok merak etmiştim. Bir gün annesi kendisine seslendi. Oğlum, bu kitabı çok sevdin galiba. Hiç elinden düşürmüyorsun. Evet anneciğim, bu kitaptaki hikaye çok eğlenceli. Merak ettim doğrusu. Bana da okur musun? Elbette okurum anneciğim, dedi ve hikaye sesli bir şekilde okumaya başladı. Uzun uzun okudu. Hikayeyi ben de, annesi de çok beğenmiştik. Birkaç gün sonra hikayenin resimleri beğenmediğini söyledi. Eğer kendisi ressam olsaydı daha farklı çizermiş. Annesi de ona yeni resimler çizebileceğini söyledi. Çocuk hikayeyi bir kez daha okuyor, resim çizmeye başladı. Resmi bittiğinde herkes çok beğenmişti. Babası bu resmi kitaba yayınlayan yayın evine gönderdi. Bu evden ne kadar kaldım bilmiyorum. Ancak uzun zamandır kitaplığın bir köşesinde bekliyorum. Bizim ufaklık büyüdü. Şimdi başka kitaplar okuyor. Ara sıra beni evine alıp bakıyor. Bu sabah evlerine annesinin arkadaşları geldi. İşlerinden birisi birinci sınıf öğrencisiymiş. Okuma yazmayı yeni öğrenmiş. Beni hemen ona hediye ettiler. Önce biraz üzüldüm. Ancak yeniden okunmak beni de mutlu edecekti. Yeni sahibim beni eline aldı. Resimlere baktı. Kapağımı inceledi. Eve gelir gelmez beni okumaya başladı.
Bakalım o da beni heyecanla okuyup bitirecek miydi? Belki o da beni başka çocuklara verir. Evden eve dolaşır. Beni okuyan çocuklar mutlu olurlar. Yeni bilgiler öğrenirler. Aslında Ahmet Bey'e teşekkür etmem lazım. Eğer o gün bizi çöpe atmış olsaydı bir daha geri dönüp hikaye kitabı olamazdım. Bizim şu şişesini merak ediyorsanız geçenlerde onu da gördüm. Beni okuyan çocuklardan birinin elindeydi. Bu sefer şu şişesiydi. Bana el sallayınca tanıdım. Sizlere söylemek istediği bir şey varmış. Sizin için çöp olanlar başkası için değerli olabilirmiş. Bir şeyleri atmadan önce iyi düşünmeliymişiz. Ve onları uygun bir şekilde geri dönüşüm kutularına koymalıymışız. Sizce de haklı değil mi? Arkadaşlar bu haftaki kitabımızın sonuna geldik. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.